Yakında Doğu TV'den mutlu haftalar değerli izleyiciler. Evet e, her hafta olduğu gibi eğitim sohbetlerinde yine e, konular birbirini e, ardı ardına kesilmeyecek şekilde devam edeceğiz. Ve yine her hafta olduğu gibi Mehmet Çağlar burada. Profesör Doktor Mehmet Çağlar, Sayın Hocam hoş geldiniz. Çok hızlı bir giriş, e, biraz agresif bir giriş. E, Şubat ayında alışık olmadığımız e, günlük güneşlik e, gökyüzü her taraf. Ee, ve bununla birlikte de mevsim alerjisi ile karşı karşıya durumdayız. Ve bu dönemden dolayı sürçülisan edersek de affola diyoruz. Geçmiş olsun. Ee, sağ olun. Neler söyleyeceksiniz? Esasında neler söyleyeceksiniz derken de geçen hafta çok saygıdeğer hocam, üretim konusuna bir giriş yapalım demiştik ve haftaya bırakalım konuyu demiştik ve bu haftaya kaldı. Evet. Ee, Üretimi eğitim bunların programımızın adında olduğu gibi eğitim bunların başında. Ee, önce e, bilgiyi üretmek. Sonra da bunu eğitim yoluyla üreticilere, ülkemize, vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza en iyi şekilde nasıl yayabiliriz? İçinde bulunduğumuz bu e, kritik diye mi adlandıralım, e, yeni bir dönemece girdik diye mi adlandıralım? Onu da siz adlandırırsınız ve girelim hocam programımıza böyle güzel bir şekilde. Evet, tabii yaşamın e, en temel e, kaynağı aslında üretimden geçer. E, bu bilgi üretimi olur. E, toprakta çeşitli e, ürünlerin üretimi patates, narenciye, domates e, olur. E, teknolojik anlamda günümüz 21. yüzyılda e, bu türden üretimler olur. Ama sonuçta hepsinin temelinde kaynağında bilgi vardır. Bilgi vardır, deneyim vardır. E, bir topraktaki ürünü bile e, sadece kitabı bilgi değil biliyorsunuz toprakla uğraşan insanların da o on yıllarca, yüz yıllarca biriktirdikleri ve e, nesilden nesile aktarılan e, bilgi vardır. E, bunu da kullanmak önemlidir, bu bilgiyi de. E, önemli olan e, yaptığımız e, işlerde e, bilgiyi temel olarak almak ve ürettiğimiz bilgiyi de paylaşabilecek noktaya getirmektir. Şimdi toplumlara da baktığımız zaman toplumlar bulundukları coğrafya, Neyi el veriyorsa hangisini öne çıkarmayı başat tutmayı gerektiriyorsa zaten yine o kendi birikimleriyle bunları yaparak geliyorlar günümüze evet. kadar ama tabi günümüz Çağdaş toplumlarında planlama da çok önemli biliyorsunuz yani bir taraftan Evet bireyler köylerde bir toprakla uğraşırken ya da kentlerde e, sanayiyle uğraşırken bu tür ürünler yaparken üniversitelerde bilgi üretirken e, devlet de e, devlet dediğimiz olgu da hükümetler yürütme vasıtasıyla e, geleceği planlama açısından ve bu e, üretimin planlı bir şekilde e, ve e, en verimli, en etkin olabilecek alanlarda yapılması ve topluma maksimum faydayı sağlayabilmesi açısından Belli bir takım öngörülerde bulunurlar ve belli bir stratejik planlama yaparlar, yapmak durumundadırlar. Bunun için de e, tabii ki dataya, veriye ihtiyaçları vardır. E, bu yüzden ülkelerde, her ülkede, her devletin kendi e, ülkesiyle ilgili, yaşamın her alanında e, istatistiki bilgileri tutmaları oldukça önemlidir. E, ve bu istatistiksel bilgilerle e, yıllar itibariyle çeşitli ürünlerde olsun, çeşitli konularda olsun, artışların, azalmaların e, grafikleri çizilir, eğilimleri belirlenir. Bunlar başka ülkelerle kıyaslanır, e, iklim şartlarından tutun da dünyanın ihtiyaç analizlerine kadar e, bütün hepsini bunları e, dikkate alarak e, o ülkenin e, kalkınması, evet. e, o ülke insanların daha huzurlu ve daha ee, insanca yaşayabilmesi için e, ne gerekiyorsa e, planlamak durumundadır e, diye bir giriş yapmak e, sanırım önemli e, bu noktada şimdi e, toplumlar arası görüşmeler yeni bir barış süreci işte yeşirmeye başladı görüşmeler başladı Bununla birlikte e, medyadaki Yazarlar, medya ki hı hı. işte televizyondaki programcılar, gazetedeki e, gazeteciler, e, radyo yayın sosyal yapımcıları, medya. E, sosyal medya. E, bu programlar içerisinde bir son dönemde bir neme lazımcılık e, olayı ortaya çıktı. E, sanki de Kıbrıs'ın bütün e, her şeyini bu anlaşma sürecini dahil ediliyor. Ve e, neme lazımcılık olayında da... Çok enteresan konularla her şeyi Kıbrıs konusuna bağlamaya, anlaşmaya bağlamaya çalışılıyor. Sizce bu doğru bir hareket mi? Şimdi tabii 50 yıllık bir sorundan bahsediyoruz sevgili Togay ve tabii ki bu 50 yıl birçok şeyi de öğretti ve yaşattı insanlarımıza, hepimize de, her iki topluma da. Tabii özellikle Kıbrıs Türk toplumu için 1974'ten sonra Kıbrıs'ın kuzeyinde e, konuşlanması, e, göçmenlerin gelmesi, e, burada yeni bir yaşamın e, yeşermesi, otonom Kıbrıs Türk yönetimi, Kıbrıs Türk Federe Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, e, bütün bu süreçlerde e, müzakere süreçleri, e, tutun daha o ilk yıllardan Doruk Anlaşmaları, e, ...Galli Fikirler dizisi... ...Perez de Cuellar belgesi... E, ...aradaki görüşmeler... ...Cenevre'de, New York'ta... E, anlam Planı... planı. ...Börgenstock... anlam Planı sonrasında ortaya çıkan durum... ...yeniden Cenevre görüşmeleri... ...bütün bunlar e, tabii ki bir taraftan da... ...Türkiye'nin e, o... E, ...Kıbrıslı Türklerle... ...gerek duygusal anlamda... ...gerek tarihsel anlamında... ...gerekse garantörlüğün verdiği noktada... ...ama e, Kuzey Kıbrıs'a... Ee, tek e, e, olumlu bakan ve e, belki Kıbrıs'ın kuzeyini e, ile tek iletişimde olan e, resmi anlamda ülke olarak e, Elbette ki onların da onlarla da sürdürülen bu ilişkiler e, ekonomik destek e, bütün bunlar e, olumlu şeylerdir diyelim ama e, gelin görün ki e, özellikle e, dünya ile bağlı olmamak bir takım sorunlar da çıkardı bu süreçte. Bu sorunların büyük bir kısmı belki o resmi anlamda BM üyesi olmamak, AB üyesi olmamaktan kaynaklanabilir, tanınmamaktan kaynaklanabilir ama hatırı sayılır bir kısmı da bizim hatalarımızdan da oluşmuştur. Evet. Yani bir abat kararlarının çıkması, abat kararlarıyla birlikte dünyaya, dünyayla ticari ilişkilerimizi, Avrupa'yla ticari ilişkilerimizi, Gümrük birliği bağlamında yapamama noktasına düşmek ee, ve e, de facto durumun yarattığı e, durumlar e, giderek e, o başta bahsettiğimiz o planlamanın e, hani devlet planlama yapar bunların sekteye uğramasına e, yol açtı ve giderek insanlar e, kendi geleceklerini güvence altına alabilmek için de o Mazlov'un ihtiyaçlar hiyerarşisini düşünün en alt basamak ee, insanların e, ilk o açlık e, noktasını e, fizyolojik ihtiyaçlarını e, barınma ihtiyaçlarını sağlayan noktalardır e, bunları yapabilme noktasında e, insanlar tek güvence olarak devleti görmeye başladılar evet. ve Dolayısıyla giderek e, kamu e, büyüdü e, ve gelir gider dengeleri o bütçedeki e, bütçenin hatırı sayılır bir kesimi neredeyse yüzde 85'lere varan e, zaman zaman kesimleri, cari harcamalara gitmeye başlamış oldu. E, bu politikalar giderken bile aslında gerek Kıbrıs'ın kuzeyindeki yönetimler, gerekse de Türkiye'deki yönetimler, e, işte Kıbrıs sorununun çözümünü aslında çözümüne kadar e, bunu götürebiliriz. E, varsın e, devlet büyüsün, ama ee, Kıbrıs'ta insanlar çözülmesin, Kıbrıs'ta insanlar e, dirayetli durabilsin ve bu e, sürdürülen mücadele gidebilsin noktasındaydı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık e, sadece Kıbrıslı Türkler için değil, son yıllarda Kıbrıs durumlar içinde ve bölge içinde e, ama özellikle Kıbrıslı Türkler adına e, bu de facto durumun sürmesinin e, bizi e, insanların yaşantısı anlamında, ee, gelecek beklentileri anlamında e, olumsuz noktalara taşımıştır ve bu belki de bir e, döngüsel bir e, durum yaratmıştır yani bu güvensizlik giderek insanların e, işte her şeyin e, çözülebilmesi için önce Kıbrıs sorununun çözülmesi noktasına itmiştir Kesinlikle. insanları Ha bu doğru mudur diye sorarsanız e, e, yani elbette ki Kıbrıs sorunu bütün sorunların anasıdır ve bu çözülmeden normalize olmak tam anlamıyla normalize olmamız ve o planlamaları en istediğimiz şekilde yapabilmemiz belki gerçekleşemeyecektir. Ancak tabii ki çözüm olana dek veya çözümden sonra da bu ülkedeki o üretim ilişkilerinin planlanması, ekonomik argümanların daha doğru çalışabilmesinin önünün açılması. Ee, insanların eğitiminin çocuklarımızın eğitiminin daha doğru ve bu ülke temelinde e, yükselmesi e, ihtiyaçların e, bireysel ihtiyaçlar toplumsal ihtiyaçlar ve evrensel ihtiyaçların planlanabilmesi e, e, yapılma noktasına mutlaka taşınmak durumundadır yani bunu bunun bütün sorunlarımızı e, çözümden sonraya bırakmak e, sanırım giderek e, işi daha da ...zorlaştırır, bir noktaya getirir. Yani bu birbirini etkileyen iki süreç. Ne çözümden sonraya sorunlarımızı atacağız... ...ama ne de e, çözüm olmadan da... ...normalize olduğumuzda düşünme noktasına... E, ...gelmemek de gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bırakamayız. Yani e, biz e, örneğin bir çözümden sonra... ...Kıbrıs adasındaki e, en azından ilk 10 yıllarda... E, ...nelerin öne çıkacağını şimdiden... Öngörmemiz gerekiyor. Bir Çözümden sonra bile. E, ve baktığımız zaman e, bugün bile, bugün dahi e, bir üniversite tırnak içinde sektörü e, çok önemlidir biliyorsunuz ülkemizde. E, turizm önemlidir ama istediğimiz, beklediğimiz ölçüde değildir Değil. işte o tanınma noktasından dolayı ama e, çözümden sonra da bu ikisinin sanırım başat olacağını ve bugünkünden kat kat daha ileriye Güzel. taşınacağını şimdiden görmemiz gerekiyor. Eğitimde Ve ne durumda Bunun için hocam? eğitime bağlamaya çalışıyorum. Bunun için bizim e, işte çözümden sonra bunları eğitim sistemini düzeltiriz. Çözümden sonra e, Kıbrıslı Türklere özgün e, bir e, eğitim sistemini planlarız noktasını düşünmek sanırım çok büyük bir hata olur. Evet. E, bugün başlayacağımız... Yeni bir anlayışla sürdüreceğimiz bir eğitim sistemi mezunlarını 12 sene sonra verecektir, 16 sene sonra verecektir üniversite sonrasında düşünün. Ha, ama tabii ki bugün başlayacağımız böylesi bir girişim ve yeni bir vizyon, yeni bir paradigma ile bir eğitim uygulaması meyvelerini bugünden vermeye başlar. Belki esas ürünü ürünleri 12 sene, 16 sene sonra mezuniyet anlamında alırız. Ama çarpan etkisiyle şimdiden e, bu toplumu etkilemeye başlar. Ve şöyle düşünün yani bugün işte 20 sene önce 30 sene önce üniversitelerin temelleri atıldı. <laughs> Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi hepsini saymak istiyorum. Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi. E, bunlar e, bizim kendi ülkemizin kendi üniversiteleri ama bunun dışında işte son dönemlerde Akdeniz Karpaz Üniversitesi olsun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi veya yeni şube açmaya çalışan İstanbul Teknik Üniversitesi bunlar da tabii ki ülkemize katma değer katan, katacak olan ve değer katacak olan unsurlar. Ama kendi üniversitelerimizin işte 30 yıldır o günden başlayarak bu noktaya gelmiş olması büyük yol kat edilmesine yol açmıştır. Ama bilelim ki bir çözümle birlikte şimdiden öngörerek işte dünyaya açılan bir ülke, uluslararası tek kimliği olan, tek vatandaşlığı olan ve üniversiteleriyle de gerek Bolonya sürecine, gerekse dünya akredite kuruluşlarına akredite olan unsurlar olacak ve şu anda yayın yaptığımız üniversiteyi düşünün, yakın Doğu Üniversitesi, bugüne kadar diğer üniversiteler gibi verdiği mücadeleyi bir üst aşamaya getirmiş olacak. Ama öğrenci belki profili değişebilecektir. Belki de büyük olasılıkla yani dünyanın farklı ülkelerinden Doğru. daha çok insan gelecektir ve daha fazla yabancı dilde eğitim gerekli olacaktır buralarda. Veya başka bir politika gütmek gerekecek. Bazı ülkelerde biliyorsunuz örneğin Almanya'ya gidiyorsunuz. Alman dilinde üniversiteler var. Almanya'ya gelen öğrenciler bir yıllık bir e, lisan kurslarından sonra üniversiteye gider. Yani önce dilini öğretir. Sonra e, üniversiteye götürür. Yani burada e, belki iki uçlu üniversiteler bölümler oluşturmak durumunda olacağız. Bir taraftan tamamen yabancı dille e, eğitim veren ve bunu da en üst kalitede veren e, üniversiteler durumuna getirmemiz, bir diğer taraftansa e, tabii ki e, Kıbrıs'ın bir bütün olarak e, Birleşik Federal Kıbrıs adına e, Avrupa Birliği'nde olacak olması, Türkçe'nin ana dili olarak Avrupa'ya girmesini de e, getirecektir ve Türkçe Avrupa'da e, kullanılan Avrupa Birliği'nde kullanılan dillerden resmi dillerden biri olacaktır. E, bu da ee, tabii ki Türkçe konuşan e, ülkelerin çokluğunu da biliyoruz. Ee, e, gerek e, eski Sovyetler Birliği, e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülkedeki... ...Türki Cumhuriyetleri diye adlandırılan e, ülkelerde konuşulan Türkçe. Gerek Türkiye'de, gerekse Avrupa'nın çeşitli yerlerinde, gerekse de bu ülkeye gelip... ...Türkçe öğrenerek, Türkçe üniversite devam etmek isteyenler de evet. olabilecektir. Bunlara şimdiden... E, planlamayla öngörrek e, altyapı hazırlıklarına gitmek lazım ama sanırım İngilizce e, oldukça büyük bir önem arz edecektir e, ve yine tabii ki e, belki başka bir konuya geçeceğim buradan bağlantılı eğitimde ama e, ülkede ülkemizde ticari e, ticaretle uğraşma daha çok önemli olacak ama burada e, aynı ülke içinde, Konuşulan iki dil var biliyorsunuz. Rumca, Türkçe, İngilizce İngilizce'de ekstradan konuşulan bir dil. Sanırım şimdiden Kıbrıslı Türkler olarak e, son 10 yıldır e, çeşitli kurslarla Rumca öğrenenler vardır. E, ve hatta e, bundan önceki e, hükümet döneminde 2005-2006'larda CTP hükümetleri döneminde Rumca seçmeli ders olarak okullarımıza konmuştu ve devam ediyor. Bazı okullarda vardır. Ama yeterince değildir, yeterli değildir. Ee, bunu artırmak gerekiyor. Mesela biliyorum güzel yurtta e, kurtuluş lisesinde mesela Rumca öğrenmek isteyen e, öğrenciler var, e, devam etmek isteyenler var ortaokuldan sonra lisede Çok ama değil. öğretmen bulamıyorlar e, ve dolayısıyla o o güne kadar getirdikleri dili bırakmak durumunda kalıyorlar. Bir tarafta boş gezen öğretmenler var. Diğer tarafta ders vermek için öğretmen aranıyor. Yakın Yakınlı Üniversitesi geçtiğimiz yıl hem idari personeline, hem çalışanlarına, hem de akademik personeline İngilizce ve Yunanca kursu açmıştı. Ne kadar güzel. Bir taraftan doktora eğitimini devam ettirdiğimiz için Yunanca'da da e, gramer konuları söz konusu biraz bocalama geçirdik ama çok güzel böyle iki aylık bir dönemde kısa bir süreçte yani çok şey öğrendik. Biraz önce e, bir e, ekonomist bir arkadaşımla görüşüyordum bu programa gelmeden önce. Bir toplantıdaydık. Toplantı sonrasında bir sohbet yaptık. 10 yıl önce diyor bana e, hocam e, kapılar ilk açıldığında e, biz de e, ekonomik e, örgütler olarak bazı Rumlar, Türkler birlikte e, çeşitli e, toplantılar yaptık. E, ve daha sonra sosyal bir takım ortamlarda da bulunduk. Gerek onları e, kuzeye getirip e, otobüslerle bütün güzel yurttan, Yeşilırmak'tan Karpaz'a kadar her yeri gezdik birlikte. E, gerekse de güneye gittik. Larnaka'dan Baf'a kadar biz de, bizi de gezdirdiler. Ve dostluklar kurduk. E, ve bir tanesi e, dondurma sektöründe olan bir tanesi. Çok ünlü bir dondurma e, firması güneyde. E, çocuklarına Türkçe dersi aldırdığını söylüyor bizim arkadaşa. Ve diyor ki ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü eğer bir çözüme gideceksek e, ki an, anlam planından sonraydı bu biliyorsunuz. Yani evet. artık kapılar açıldı anlam planı oldu ama daha sonra bu olaylar. Ama bir çözüme gideceksek ki gitmek durumundayız. Bu ülkede bu diller oldukça önemlidir. Ve ben çocuklarımın e, Türkçeyi öğrenmelerini istiyorum. Bundan dolayı da çok yoğun kurslar aldırıyorum onlara. E, çünkü ticaretle uğraşıyoruz. E, bu, ve bunlar... E, Kuzey-Güney arasında Türk-Rum ilişkilerinde, ticarette e, çok çok önemli unsurlardır ve e, bizim arkadaşa da önerdi. Yani sen de çocuklarına bak aldır Fakat diyor ben bir, bir şekilde halledemedim onu. Çocuklar işte e, İngilizce öğrensin diye uğraştık. E, İngiltere'de öğrenim görsünler diye. İngiltere'deki çocuğum diyor e, Yunanlı arkadaşları vardı oralarda biraz çatpat oralarda öğrendi ama e, şimdi. Yarın çözüm olduğunu düşünelim ve e, sigorta şirketlerinden tutun da e, tıp alanına, sağlık merkezlerine e, kadar her alanda e, bizim üç dili çok iyi kullanan insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Üç dili Türkçe, Rumca, Rumca ve, İngilizce. ve İngilizce bunlar çok çok önemli. Ha, bunun üzerine e, artık... Hangi ülkelerle daha çok farklı ilişkilerde varsa çeşitli meslekler. Bu İspanyolca olur. Biliyorsunuz İspanyolca bugün dünyada en çok kullanılan Yayın. dillerden biri. Amerika'da mesela resmi dil İngilizce ama bunun yanında İspanyolca İngilizce kadar kullanılan bir dil. Doğru. Keza bugün Çin çok önemli bir konumda dünyada. Çince bunlar çok önemli Fransızca, Almanca bunlar Avrupa Birliği'nin e, e, çok başat dilleri İngilizce ile birlikte Fransızca ve Almanca. Yani buralarda dillere dönük de e, çok önemli e, yatırımlar yapmamız gerekiyor. E, daha şimdiden ve üniversitelerde de işte e, oraya döner bağlarsak üniversitelerimizin de e, o uluslararası niteliğini daha üstte taşıyabilmesi için de e, yabancı dilde eğitime, ee, oldukça önem vermeli ve düşünün yarın bir çözümle birlikte artık e, İngilizceyi sadece e, biraz konuşabilen değil İngilizceyi gerçekten e, akademik anlamda kul iyi kullanabilen e, öğretim üyelerine ihtiyacımız vardır. Doğru. Bunların daha şimdiden yetiştirilmesi oldukça e, önemli olacaktır ve e, gençlerimizin de bunları hangi alandan olursa olsun Akademik dünyasında olmak isteyen, akademik bir insan olmak isteyenlerin şimdiden e, bu türden e, becerilerini, e, bilgilerini e, artırabilecek donanımı sağlama yoluna gitmesi çok çok önemlidir diye Sizin de burada çok güzel bir mesaj vermiş oldunuz hocam. Yani küçük yaştan ağaç yaşıken eğilir. İşte sen karşındaki veya yanındaki komşunun dilini biliyorsan bu hem ona saygı gösterdiğini hem de o işte yeni oluşacak olan düzende senin de yer aldığını. Güzel bir vizyondan bahsediyorsunuz aslında şu anda siz. O işte dondurma işiyle uğraşan beyefendinin çocukluğunda bunu yapmış olması, onun geleceği görmesi, bir yerde o hayalini gerçekleştirmesi, yine o e, eskiye dönüp de yakın doğu, Hastanesinde, araştırma hastanesinde görevli olan çok iyi uzman doktorlarımızın bizle birlikte o Rumca derslerine, Yunanca derslerine katılmaları ve güneyden kuzeye e, tedavi olmak veya işte e, bakılmak maksadıyla gelen e, hastalara bir nebze de olsa işte e, Rumca, Yunanca merhaba demek, işte hoş geldiniz demek o da bir yerde bir incelik sayılıyor. Bir saygı sayılıyor ve e, insanın kendisi bu şekilde geliştirmesi de e, çok önem arz ediyor. Değil mi hocam? Kesinlikle. Yani bunu sadece merhaba demek için değil. Artık ee, öğretmenlerin, doktorların, en azından, hocam, en azından, en azından. Iyi, iyi bir başlangıçtır. Ama e, yani yaşlı insanların, e, hastaların e, veya e, öğrencilerin e, buralara gelip e, buralarda e, bir takım işler yapabilmesi, muayene olabilmesi, e, kendi ekonomik ilişkilerini alışveriş yapabilmesi, bütün bunlar doğru dil becerilerini gerektirir. Evet, İngilizce belki can kurtaran olabilir hepsi için. Yani diyebilirsin ki e, ortak bir üçüncü dilde e, İngilizce olarak Belli anlaşalım. bir yere kadar onda... Yani o evet bir yere kadar. Yani önemli olan bu ülkenin iki tane e, dili varsa ana dili olarak. Biri Rumca, biri de Yunan e, Türkçe. Kuzeyde Türkçe, güneyde Rumca. E, bu Birleşik Federal Kıbrıs çatısı altında e, ortak bir devlet, federal devlet kuran iki halkın ee, mümkün olduğunca e, ortak dilleri kullanması, e, ilişkilerin giderek iyileşmesini de doğuran noktalardır. Ama artı e, ticari anlamda da bakacak olursak ve ister turizm olsun, ister e, marketler olsun, ister hastaneler olsun, ister öğretmenler eğitim dünyası olsun, e, buralarda e, e, iki toplumun da dilini bilmesi e, kendilerine büyük avantaj sağlayacak unsurlardır. Yani bugün işte o hasta e, güneyden kuzeyde bir doktora geldiği zaman e, tercümanla çalışacak durumu yoktur herhalde doktorun. Muhakkak. Dolayısıyla İngilizce'nin yanında o diğer dili de kendi mesleki anlamında bile olsa Hiç boş zamanınız yok mu diye bir soru geliyor burada değil mi hocam? Yani 24, bir gün 24 saattir. 24 saat içerisinde işte standart 8 saat uyku alıyorsunuz. Onun haricinde işte mesleğinize bakıyorsunuz ama hiç bir saat, bir buçuk saatiniz yok mu? Kitap okuyasınız, kendinizi vardır. geliştiresiniz. Olmaz Yeni mu? bir yabancı dili zaten yatkınsınız biliyorsunuz. İşte 2003'ten veya <laughs> daha öncesinden televizyon programları olsun, demeçler olsun vesaire. Yani adım atmak zorundayız kesinlikle. Mesela Güzel Yurt'ta benim e, birçok arkadaşım var. E, hemen biliyorsunuz Bostancı'yla Asro Merit köyü e, yakın yakındır. E, zaman zaman e, Güzel Yurt'ta, zaman zaman Asro Merit'te e, bir takım dil kurslarına giderler ve birkaç yıldır giden arkadaşlar var. Bugün e, Rumcayı çok iyi bir şekilde kullanır, duruma gelmişler ve Keza. E, Güzel yurta gelen Rum arkadaşlarımız var. Onlar da Türkçe'yi e, o diğer tarafta öğrenerek e, geliyorlar veya gelip burada Türkçe kurslarını alıyorlar ve e, oturup da çok e, iyi bir iletişim kurma şansınız e, doğabilir. E, geçen gün e, bir televizyon kanalında e, bir muhabirimizin bir Rum gazeteciliği yaptığı röportajı dinliyorum e, ve Türkçe yaptılar röportajı. Şimdi Rum gazeteci Türkçe'yi çok iyi bir şekilde öğrenmiş. Ee, bakın bugün e, e, Barikatlarda e, güneye kuzeye geçerken e, geçerken gördüğünüz Rum polislerinin büyük çoğunluğunun çok çoğunluğunu, iyi Türkçe konuşuyor. Çok iyi Türkçe konuştuklarını görüyorsunuz ve konuşuyorlar bunlar ve e, bu kişilerin kişilerle biraz daha muhabbet ettiğiniz zaman sohbet ederseniz e, işin ucunda işte. Kıbrıs Rum tarafındaki Kıbrıs Üniversitesi'nin Türkoloji bölümünden mezun olduklarını görüyorsunuz. E, e, bu da insanın hoşuna gidiyor. E, o zaman e, bugün düşünün birçok bölümümüz vardır. E, ve birçok gencimiz aslında son dönemlerde Yunan dili ve edebiyatı okumak için e, Ankara'ya gidiyor veya İstanbul'a gidiyor. E, fakat bu kadar üniversitemiz vardır. Neden bir tane bölüm Yunan dili ve edebiyatı açmıyoruz. Hep benim kafamı kurcalar nasıl bir sosyoloji bölümü niye yoktur e, e, noktasından giderek. Ama Yunan dili ve edebiyatı e, nasıl orada Türkoloji bölümü vardır. Burada da e, Yunan e, dilinin e, bir bölüm olması, bir kürsü olması kanımca çok önemlidir. Burada e, bu sadece e, yeni gençlere dönük de değil. E, burada... Başka bir üniversite bitirmiş olan da veya herhangi bir meslek sahibi olup da Yunan dilini öğrenmek isteyen özel kurslarla geliştirilebilir. Burada sanırım daha önce başka bir konuda örnek vermiştim ben. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ilk geldiğim 2000 yılında aynı zamanda Doğu Akdeniz Kolejleri'nin koordinatörlüğünü de yapıyordum. Ve orada Avusturya'daki bir profesör arkadaşımla ortak bir proje üzerine çalıştık. Neydi o proje? Avusturya'daki yabancıların, bunlar Macarlar, Yunanlılar, Türkler vesaire, bunların ilkokulda, ortaokulda ama özellikle ilkokul çağlarında çocukların bu göçmen çocukların zorlandıklarını bir Almanca öğrenirken ve aslında öğrenme kapasiteleri olmalarına rağmen ...iletişim becerilerinden dolayı sıkıntı yaşandığını tespit ediyor. O e, eyaletteki çok federal soru. devletteki e, Linz bölgesiydi gittiğim evet. benim. Avusturya'da biliyorsunuz 8 tane federal bölge vardır. Orası da bir federal e, yapıdadır. 8 farklı bölgeye ayrılmıştır Avusturya. E, ve e, oradaki çocuklara bir taraftan Almanca öğrenirken... ...ama bir taraftan da o hoca e, arkadaşımızla geliştirdiğimiz proje ilkokul öğretmenlerini, her okuldan birkaç kişiye Türkçe öğretmek aynı zamanda yani e, ve e, işte o Türk çocuklarının Türk çocuklarıyla olan iletişimlerinde e, onlara yaklaşabilecekleri o ortak dili kullanma bir katkı sağlayacaktır noktasında bir projemiz vardı ve bu projeyi uyguladık ve e, ben e, o dönemde o 2001-2002 dönemlerinde birkaç ayda bir ...Avusturya'ya giderek bunları planlıyorduk... ...arkadaşlar ve bir... ...iki yaz tatilinde... ...2001 ve 2002'nin... ...yaz tatillerinde... E, ...her birinde 30'ar öğretmeni... ...Avusturya'dan, Avusturyalı öğretmeni... ...Kıbrıs'a getirdik bakın... ...ve Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde... E, ...bir süre... ...bir aylık e, bir süre boyunca... ...orada başlattığımız kurslara... ...pratik olma açısından burada devam ettik... ...bu kurslara... ...işte bunlar e, oldukça önemlidir yani... Ee, bakın orada o öğretmenlerin öğrenecekleri dille o sınıflarda ki Türk çocuklarına yaptıkları katkı daha sonra bu projenin geliştirilip işte İtalyan çocuklarına da Macar çocuklara da uygulanma noktasına kadar gitti Avusturya'da. Ee, bunları işte o Yunan dili edebiyatını açmamız durumunda üniversitelerimizde veya üniversitemizde bunun büyük bir e, katkı koyacağını düşünüyorum ben. Çok büyük bir adım olacaktı. Adım olacaktı. Tabii ki. Çünkü çok büyük ihtiyaçlarımız olacaktır. E, Halihazırda kamu sektöründe çalışan e, memurlar olsun. Çok önemli Yarın, bir yere geldiniz şimdi. Tabii ki, ki. Giriş yaptınız bir soru soracağım size burada. Tamam, tamam ben bu cümleyi. E, İngilizce'nin yanında örneğin o federal devlette de çalışacak memurlarda İngilizce'nin yanında Yunanca'nın da Rumca'nın da olması çok önemlidir. Çok çok önemlidir. İşte böylesi bir bölümün açılması, ee, üniversitelerimizle, üniversitemizle, e, devlet arasındaki bir takım protokollerle bu hizmet içi eğitimlerden yararlandırıp memurlarımızı, çalışanlarımızı, e, Rumca dilini onlara dönük bile e, açma noktasında katkı koyabilir. Sadece kurs değil de böyle bir üniversite altında böyle bir çalışmayı yürütmek, ...sanırım oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Ee, Sorunuz. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun hocam. Eğitimci çağdaş ve geleneksel eğitimci olarak ikiye ayırıyoruz. Bunu yaparken de e, siz yılların hocasısınız. E, soruları hazırladınız ve işte e, iyi olmayan sorularla ilgili sizin görüşünüze başvuruldu. Ve e, hemen daha çabuk, süratle konuya gireyim. Hiçbir hoca öğrencisini ezmek için soru sormaz. Hı <laughs> hı. Şimdi bu kamuya yönelik değişinizden de son yapılan sınavlarda da yine <laughs> televizyonlarda sizin sizin de adınızın geçtiği çok önemli bir konu hazırlanan soruların ilgili işte o 366 kişilik grubun 80 kişisinin soruları geçebildiğini ancak televizyonda yapılan şimdi ismini vermeyelim bir programda da yine bu birazcık e, enteresan bir konu oldu. Bunu vekillere diyor soracak olursak, bizi temsil eden vekillere diyor soracak olursak... ...onlar bu sorularda diyor <laughs> e, kaçta kaçını yapabilirler veya işte başarıya ulaşabilirler? Yine orada program evet. bir tanesi döndü dedi ki... E, bölgenin dedi bir tane e, matematik profesörü var dedi. E, beş kişi, altı kişi ya geçer ya geçmezler dedi. Bir tanesi de odur dedi başta başta. Sizi söyledi Hı -hı. orada, isminiz de geçti. Hı -hı. E, Mehmet Çağlar olarak evet. geçti. Ama şimdi işte bu bu gibi durumlara e, düşmemek için ülkeyi idare eden kişilerin ve insanları zorlama yerine onların zekasını ve işte belli bir eğitimden, süreçten geçtikten sonra böyle bir e, sınava tabi tutulmaları gerekmez miydi hocam? Evet, şimdi tabii yıllardır aslında söylediğimiz bir nokta vardır. Kamu Hizmeti Komisyonu biliyorsunuz e, yıllar önce kurulmuş olan ve e, ülkede kamu sistemine girecek olanlara e, münhal açıp onları bir şekilde e, değerlendirip e, sisteme kazandıran veya kazandırmayan bir kurum. Ama bu sınav merkezinin e, sevgili togay güçlendirilmesi gerekiyor. Yani artık sınavlar sadece bilgiyi ölçen bilgi düzeyinde e, sınavlar olmaktan da çıkmak durumundadır. Yani e, siz nere, nereye bir eleman alacaksanız o işi yapabilecek niteliklere sahip ön niteliklere sahip midir? Bir bunu ölçmek lazım. Doğru. Yani sizin aradığınız ön koşullar nedir? Neyi bilsin de gelsin istiyorsunuz? O zaman bunu ölçmeniz lazım ama daha önemlisi o işe girdikten sonra işi yapabilme potansiyelini kapasitesini nasıl hareketlendirebilir de Öngörmeniz gerekiyor. Yani ne bildiğini değil, ne bildiğini ölçen sınavlardan ziyade bilgisiyle neyi yapabileceğini ölçen ölçme tekniklerine ihtiyaç vardır. Şimdi bunlar e, artık günümüzde tabu değildir. E, ve ülkemizde de ölçme değerlendirme alanında, e, çeşitli alanlarda e, ölçme değerlendirmeci... Uzman, üniversitede akademisyen veya ölçme değerlendirmeci olduğu halde başka iş yapan iş bulamadığı için birçok insan vardır. Bunları bir şekilde değerlendirmek ve bu sınav merkezini, sınav müdürlüğü altında oluşan bu merkezi, bu çağdaş anlamda eğitim bilimi ve toplum bilimi anlamında daha iyi tekniklerle donanmış bir vaziyete geçirmemiz getirmemiz gerekiyor. Yani bugün e, ben Türkiye'de örneğin örnek verirsem bir ÖSYM merkezinin e, oldukça gerçekten kendini geliştirmiş e, teknik ve örnek bir kurum olarak görüyorum. Ha şimdi e, ÖSYM merkezi e, öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi olarak kullanılır ve tabii ki bakanlığın ya da siyasilerin aldığı kararlarla. Sınav tekniklerinin nasıl olacağı bugüne kadar çoktan seçmeli gelmiş. Ama bugün e, bu e, sınav merkezi 2017 yılında artık e, bu seçme tekniklerini daha ese kompozisyon tipine klasik tip dediğimiz tiplere dönüştürmenin yollarını da zaten çalışıp bunları hayata geçirmeye e, noktasında projeler üretiyorlar. Ama baktığımız zaman merkez gerçekten ee, ölçme tekniği anlamında bakıyorum, oldukça kendini geliştirmiştir. O zaman biz e, illa ona benzeyen değil ama demin söylediğim kıstaslarda hangi işe insan alınacaksa o işi yapabilecek, e, insanı seçebilecek sınavları ya da ölçme tekniklerini kullanmamız gerekiyor. Bunlar çok iyi hazırlanmış sözlü mülakatlarla da olabilir. E, gerçi subjektivite artar sözlü evet. sınavlarda ama eğer olaya tamamen profesyonel olarak bakabilirsek ve e, o popülizmin e, siyasetle toplum arasında o maalesef oluşan o popülizmi yıkarsak e, zamanla e, sözlü sınavlar da oldukça önemlidir tabii ki. Veya bir portfolyo hazırlamak oldukça önemlidir. Şimdi... E, Buradan bir başka konuya giriyorum yine. Ee, yine geçtiğimiz günlerde bir e, hastanede, hastanemizde e, çalışan bir laborant, e, kimyager bir arkadaşla konuşuyordum. Ve <laughs> diyor ki benim işe girdiğim 1980'li yıllarda Kıbrıs'ta e, bizi bir proje dahilinde işe aldılar o dönemde. Bu yaygındı. Ne projesi diye sordum ve dedi ki talasamiye projesi vardı ve bu talasamiye projesinin başında proje koordinatörü birisi vardı. Ve o projenin gerektirdiği işte doktor, hemşire, her neyse kimlerse e, kimyager, biyokimyacı e, kimlere ihtiyaç varsa o proje koordinatörü projesinin tabii ki başarılı olmasını ister değil mi? Dolayısıyla o projeye e, istihdam edeceği insanların da o alanda en iyisi olmasını ister. Çünkü eğer e, tırnak içinde torpille e, ya da e, tanıdığını siyasi anlamda da birinin önerisiyle işe alırsa projesi çökecek değil yani mi? Yani sadece eğitim değil o alanda kendini geliştirmiş kişileri. E, tabii ki çünkü beni, benim eğer yürüteceğim projeye gerekli biri değilse ben sırf birisi iş, iş bulsun diye oraya alırsam yarın o iş de bitecek. Çünkü o proje batacak. Değil mi? Mesela Dolayısıyla belki çok de belki de vurmuş oluyorsunuz. Belki de burada söylemeye çalıştığım aslında bir e, farklı bir vizyondur yine. Yani bunu geçmişte yapıyorduk işte. E, ama bugün tıkandı sistem. Ve e, yapılan sınav sistemleriyle de e, siz birilerini seçmek için doğal olarak bakın doğal olarak bir sınav yapmak durumunda kalıyorsunuz ve bu sınavlarla da aslında o işe alacağınız kişileri hiç de o işle ilgili olmayan sorularla alıyorsunuz. Yani e, siz bir e, öğretmen alacaksanız sınıfa e, veya bir hemşire alacaksanız hastaneye e, örneğin e, kız basketbol takımının veya erkek basketbol takımının Nerede şu anda müsaka, müsabaka yaptığını sorusunu sorarak alacaksanız bir hemşireyi, e, o bi, o bilgiye sahip olan birini alırsınız ama hemşire anlamında daha mı iyidir sorusuna cevap veremezsiniz. Dolayısıyla işte bu noktada demin verdiğim örnek o proje örneği bir çözümle birlikte veya çözüm olmadan da e, kamu sisteminin de e, belki bu tipten projelerle ağırlık verecek şekilde e, artırılması bundan sonra belki de düşünülmelidir anlamında söylüyorum. Tabii ki devleti yürütebilme adına sizin minimum ihtiyaç duyduğunuz bir e, süreklilik arz eden memura, yöneticiye elbette ihtiyacınız vardır. Bunları planlayacak, yönetecek. Bunu belirlersiniz ve bunların dışında e, güvence altında ama, ee, o sosyal güvencelere sahip, e, iş güvencesine sahip e, bu sözleşmeli olur veya sözleşmeli olmaz evet. bir proje dahilinde olur. Bu şekilde gidilmesi lazım. Yine bir örnek vereyim. Ee, mesela e, benimle aynı meslekten olan e, sevgili milletvekili arkadaşımdır da bir ikim arkadaşım. E, kendisi de bir akademisyen biliyorsun. E, ve buraya gelmeden önce benim gibi o da Ankara'da yaşayan bir arkadaştı. Ve uzun yıllar o da çocuk iş güvenliği çocukların işe kazandırılması konusundaki bir projede çalıştı. Yani o proje ile yıllarca kendi yaşamını sürdürdü orada ve geçinecek parasını da öyle kazandı. Evet. Ve ben de yıllarca Ankara'da yaşarken ee, bu türden projelerle olsun üniversitedeki çalışmalarla olsun e, yürüyerek geldik. Ee, önemli olan ama o iş güvencesini e, işte birinin iki dudağı arasında sizi işe işten attım noktasının ortadan kaldırılmasını e, belki e, çok iyi hazırlanmış sözleşmelerle e, ve belli aşamalardan geçtikten sonra bir heyetin karar verebileceği bir noktada işe alımların ve işten çıkarılmaların yaşanabileceği noktaları artık e, sanırım e, hele hele bir çözüm olduktan sonra e, bu ülkede de yaşayacağız. Yani bugün dünyanın artık birçok ülkesinde bu sosyal devlet anlayışının yüksek olduğu noktalarda da e, kamuda çalışmak, ee, en ideal değildir. Ama bizde niye idealdir? Niye herkes e, bu kadar düşük maaşta olmasına rağmen 2011'den sonra biliyorsunuz maaşlar da çok düştü. Bugün 1600-1800 liraya Doğru. bir öğretmen, doktor işe başlıyor. Garanti bir maaş olsun diye hocam. yani Kendini ha. sağlam almaya çalışıyor. Bunun dışındaki Vatandaş. sektörlerde, diğer sektörlerde çünkü o e, iş güvencesi. iş güvencesi demek şu değildir ama. Ben bugün işe girdiysem artık kimse bana dokunamaz. Ben işte yapmasam Kafa da yapsam, işe de gitmesem, işi saklasam da, 25 yıl sonra, 30 yıl sonra i̇şte da emekli o, olacağım o anlamında değildir. Fazla. O anlayış çok fazla. İşte bunları bizim e, süreç içinde bu toplumsal eğitimle de e, ve şimdiden öngörerek nasıl bir sistem atıyoruz. Hadi, hadi bunu güzel da, bir mesaja bağlayın hocam da bitirelim. Süremiz bitti çünkü. İşte bunları biz dediğiniz devam edin. Öyle bitirelim programımızı. Evet. Çünkü çok güzel program oldu. Evet. Ee, üretimle başlamıştık. O zaman onunla bitirelim. Ee, ve toplumlar hatta bireyler üretmeden yaşayamaz ve üretmeyen toplumlar toplumsal düzeye bakarsak üretmeyen toplumlar başkalarının ürettiğini kullanmak durumundadırlar ve giderek etken değil edilgen bir pozisyona düşerler ve giderek o irade dediğimiz noktayı da kaybederler ve giderek o Yıllardır mücadele ettiğimiz egemenlik dediğimiz noktayı da kaybederler. Onun için bizim e, asıl olan insansa e, ve her işin başında insan merkezlilik yatması gerekiyorsa bizim bütün yatırımlarımızı en değerli kaynak olan insana yat yapmamız gerekiyor. Başta insana yapılan yatırım çünkü insanı bu anlamda değerlendireceğimiz kaynak bize çok daha farklı katma değerlerle e, geri dönecek ve daha e, güzel bir toplum yaratma noktasında büyük adımlar atacağız. E, konu için ben tekrar teşekkür ederim. Ağzınıza, ayağınıza ve gönlünüze sağlık. Bizi izleyenlere de güzel günler dilerim ve e, özellikle çoluğumuzun, çocuğumuzun e, bu anlamda yaratıcılıklarının geliştirilebilmesi için farklı fırsatlar verelim onlara ve Üretime katalım. En güzel noktayı şurada koyduğumuz insana yatırım yapalım demekle evet. çok güzel söylediniz. Sağ olun hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yakın Doğu Üniversitesi'nin e, kanalından, CEO'sundan, Yakın Doğu TV'den de bu haftalık bu kadar diyoruz. Eğitim sohbetlerinde bir hafta sonra yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşçakalın diyoruz efendim.